Günaydın. Bugün günlerden pazartesi. Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Böyle saat 1'i geçiyor şu an. Böyle enteresan bir açılış yapıyorum yine. Bu poşetteki nedir? Bu poşette gördüğünüz badem arkadaşlar. Ben sütlü bir tatlı yapacaktım ya. Onu düşündüm ne yapayım diye. Sonra aklıma keşkül geldi. Keşkülün orijinali de bademli oluyormuş. Toz bademli. Benim de evde böyle tuzsuz ama kabuklu olan bademlerim var. Annem getirmişti. Bunları kırmamıştım. Böyle bekliyordu. Benim de aklıma bu bademlerim geldi. Hem dedim bunları değerlendirmiş olayım. Hem bizim için de farklı bir lezzet olsun. Ama bunları nasıl kıracağım inanın hiç bilmiyorum. Ama bir şekilde kırmam lazım. Bakalım ayarlayacağız artık. Şimdi ben bunları kırıp bir keşkül yapacaktım. Ama Nesrin aradı. Dedi ki sakın öğlen yemeği yemeyin. Ben börek yaptırıyorum. Bana gelin dedi. Öğlen yemeğine Nesrin'e gideceğiz. Sağ olsun canım komşularım. Böyle birbirimize sürekli gelip gidiyoruz. Yani şunu da söyleyeyim. Öyle kalabalık veya çok şey olmuyoruz. Nasıl söyleyeyim? Uzak bir yerlere gidip kalabalık olmuyoruz. Apartman içinde görüştüğümüz 4-5 kişiyiz zaten. Genelde gün içinde de görüşüyoruz onlarla. Allah'a şükürler olsun şu an bir problem yaşamadık. Ama tabii hasta olan olursa ona göre tedbirimizi de alırız. Şimdi bunları söyledim. Bunları kıracağım ama gitmeden keşkülü yapamam. İnsanları bekletmek istemiyorum. İlk önce şunları kırmanın bir yolunu bulayım. Ondan sonra da hazırlanıp Nesrin'e giderim herhalde. Geldikten sonra da keşkülümü yaparım. Şimdi ben karşı komşuma gittim. Ondan çekiç istemek için. O da bana dedi ki alta dedi al ben sana kül tablası vereyim bunu koy dedi. Üstüne de diğer örtü örtüp diğer kül tablasıyla kır dedi. Ve ben buna çalıştım ve sonuç. Marziyelerin kül tablasını çatlattım. O yüzden bunu bıraktım. Sonra böyle altına bayağı örtü yaptım ses yapmasın diye. Çekiçle kırmayı deniyorum. Ama kıramıyorum. Herhalde ben bu bademleri kıramayacağım. Bunu var ya böyle dışarıya bir yere götürüp sert bir zeminde böyle bütün kuvvetiyle vurularak kırılması gereken bir şey. Kıramayacağım yani. O yüzden keşkülü bademsiz yapacağım. Tabii orijinal olmayacak ama olsun ne yapayım. Zaten normal muhallebi yapınca da seve seve yiyorlar. Ben de bademi sadece üzerine koyarım. İçine katmam. Esrine indik zaten hemen bir alt katımız. Böyle böreğin yanına turşularımızı falan hazırlamış. Güzel arkadaşım böyle bardaklarımız, tabaklarımız. Ondan sonra şurada da salata yapmış. Her şeyimiz hazır ama herkes tam gelmemiş. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Birazdan da gidip börekleri alıp gelecek. Ondan sonra da soframızı kurarız inşallah. Valla turşular çok harika kokuyor. Hatta şurada kimse yokken bir tane çalıyorum. Hazır. Böreklerimiz de geldi böyle duman üstünde vallahi yine. Salatamızı falan her şeyimizi koyduk. Ümmü abla da gelirken böyle erişteli yeşil mercimek yapmış. Biz tutmaz çorbası diyoruz. Daha önce de yapmıştım, göstermiştim. Herkes beni bekliyor şu an. Bize afiyet olsun. Böreklerimizi yedik. Şimdi sıra tatlıya geldi. Hamarat komşum tatlı olarak bize sütlaç yapmış. Vallahi sütlü tatlıların kraliçesi. Çok da güzel görünüyor. Hatta Ümmü abla dayanamayıp başladı. Yiyor. Şimdi tabii ki de olmazsa olmaz kahve faslına geldik. Ben bugün mutfak falan toplamadım. Hiç yardım etmedim. O yüzden kahveleri ben yaptım. Kahvelerimiz şöyle bol köpüklü de olmuş. Arkada da Emine ile Merve bir şey fısıldaşıyorlar ama ne fısıldaşıyorlar bilmiyorum. Gizli gizli. Bak kahveler köpüklü olmuş dedim köpüğünü dökemedim ya. Ha şu iyi oldu. Şunu Ümmü ablaya verin. Şunu da İknur ablaya. Bence kesinlikle karıştırmadan yapmak siz gerekiyor. Siz var ya köpüksüz olsa da içersiniz fark etmez. Şu iki köpüklüyü verin. Şu ikisi güzel oldu. Şunu mu verelim? Yes. Tamam. Şimdi ben kayınvalidemlere geldim. Sessiz sessiz konuşuyorum çünkü biz geçen gün Mehmet abimle ladesine girdik. Ama ondan sonra birkaç kere görüşmemize rağmen... Babam geldi. Tamam anneciğim kapat. Kapat Aslı. Birkaç kere görüşmemize rağmen Mehmet abim de unuttu, ben de unuttum. Ama bugün şimdi benim aklıma geldi. O içeride yemek yiyecekler. Şimdi ben onu ladesleyeceğim. Aslı da bana ortaklık yapacak. Bakalım nasıl olacak? Unuttu yani. Kesin %1 milyon unuttu. Hadi Aslı. Lades! Ne oldu? Abi,
Ay ben öyle unutmadım. Hava güzelken avlandım. Nasıl unutmadım? Ben geldim acaba dedim. Bir şey var mı? Zomba mı? Biz eve geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir akşamdı. Ben bu lades olayını niye bu kadar sevindim biliyor musunuz? Mehmet abim çok iddialıydı. Kesinlikle beni yenebileceğini düşünüyordu. Yani kendinden o kadar emindi ki anlatamam size. O öyle iddialı olunca ben de bu işi biraz önemsedim. Yenilmemeye ant içti. O yüzden benim ladeslemem de beni çok mutlu etti gerçekten. Ama çok şaşırdı. O da gelirken düşünüyormuş. İşte ben ladeslerim falan gibisinden plan kuruyormuş kendi kendine. Ama maalesef ki başarılı olamadın abiciğim. Ben kazanan ben oldum. Aramızda küçük bir iddiaya girdik. Hani böyle iddiaya girdiğimiz şey çok iddialı, pahalı bir şey değildi ama olsun, önemli olan kazanmaktı ve kazandığım için çok gururluyum. Şimdi şunu göstereyim. Gelir gelmez kendime bir sütlü kahve yaptım. Bugün sözde keşkül falan yapacaktım, size söyledim. Ama işte diyorum ya, ben bir şey yapacağım dediğim zaman maalesef ki yapamıyorum. O yüzden keşkülüm yarın sabaha kaldı inşallah. Şimdi ben ne yapacağım? Bir Başkadır diye bir dizi başladı Netflix'te, biliyorsunuz Türk. Türk yapımı bir dizi. O yüzden o diziyi merak ediyorum. Bayağı da izleyen, böyle dizideki bazı bölümleri paylaşan insanlar gördüm. Herhalde güzel bir dizi gibime geliyor. Kahvemi alacağım. Şimdi gidip dizi izleyeceğim. Sizinle de yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Ertesi günden tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim istedim. Biz kahvaltımızı falan ettik. Musa'nın öğretmeni cam ders verdi. O cam derse girdi çıktı. Şimdi buraya keşkül malzemelerimi hazırladım. Ama bu bademin peşini bırakmıyorum. Şimdi bu bademi alacağım. Aşağıya parka ineceğim. Hava çok güneşli. Ben bunları orada kırayım. Musa da parkta biraz oynasın. Ondan sonra çıkınca da hemen keşkülümüzü yapalım inşallah. Bakacağım işte, kırılır herhalde aşağıda. Evde beceremedim ama herhalde aşağıda kırabilirim diye düşünüyorum. Öyle yani. Buraya malzemelerimi hazırladım ki geldikten sonra üşenmeyeyim. Çünkü her akşam eşim diyor ki, getirdiğim sütten tatlı yaptın mı? Ben her akşam bir bahane buluyorum. Artık bu akşam bahanelere yer yok. Bademleri kıramasam bile artık bademsiz yapacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi aşağı ineyim, şu bademleri inşallah ki kırıp geri geleyim. Bademlerin çoğunu kırdım desem de inanmayın. Çünkü ben kırmadım. Bunun bir kırma yöntemi varmış. Nesrin de onu biliyormuş. Bakın, yarısından çoğunu kırdı. Şimdi telefon geldi. Görümcesi aradı 5 dakika size uğrayacağız diye. O yüzden eve çıktı. O çıktığından beri ben yani 2-3 tane anca kırabildim. Gerçekten Nesrin her konuda olduğu gibi bu konuda da profesyonel. Burada da bu kadar kaldı. Bunları da iyi kötü artık ben kırar. Ondan sonra da evime çıkarım. Hava da çok güzel, güneşli. Hiç üşümedik. Hatta çocuklar montlarını falan çıkarttılar. Çocuklar da şu an parkta oynuyorlar. Güzel oldu yani bize de. Badem içimde, bademlerim de hazır olduğuna göre artık nihayet ve sonunda keşkülümü yapabilirim. Şimdi hemen başlıyorum. Bismillah diyelim ve başlayalım. Sütümün ağzını niye açtım bilmiyorum. Şimdi 6 su bardağı süt kullanacağım ama bu 6 su bardağından 1 çay bardağı ayıracağım. Şu 6.'yı da aldım. Çay bardağımı da alayım. Bundan 1 çay bardağı ayırıyorum. Kalanını da yine bu sütümü ilave ediyorum. Şimdi sütün haricinde diğer malzemelerimi de size bir sayayım. Bir tane yumurta sarım, 1 su bardağı şekerim. Burada da 1 yemek kaşığı pirinç unum ve 1 paket vanilyam var. Pirinç ununun altında. Burada da dolu dolu 2 yemek kaşığı nişastam var. Buğday nişastası da, mısır nişastası da olabilir. Şimdi ilk etapta şöyle 1 bardak şekerimi karıştırayım. Ondan sonra 1 bardak rondodan geçirdiğim bademimi, aslında biraz daha geçirsem olurmuş ama
artık böyle oldu. Hatta var ya, suda bekletip kabuklarını çıkarsanız o zaman görüntüsü daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama ben uğraşmadım. Şöyle bir tane de yumurta sarımı ekliyorum. Ve şimdi bunları orta ateşe alıp 10 dakika kadar böyle karıştırarak pişireceğim. Sütüm, bademim ve şekerimi 10 dakika pişirdim sürekli karıştırarak. Şimdi geldik keşkülümüzün bağlama kısmına. Pirinç unumu ve vanilyamı kabıma döküyorum. Sonra da nişastamı döküyorum. Şimdi de sütümü biraz biraz döküp karıştırıyorum. İçinde topaklanma kalmaması gerekiyor, tahmin edersiniz. Şöyle iyice bir çırptım. Şimdi sütümü de, hatta sizi şöyle alayım. Şimdi tenceremi de şu küçük gözüme alıyorum. Şu karışımımı şöyle bir daha çırpıyorum. Ve artık birleştiriyorum. Şöyle bir taraftan karıştırıyorum. Bir taraftan da yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi artık koyulaşana kadar güzelce keşkülümü karıştıracağım. Koyulaştıktan sonra da artık kuplarıma pay edeceğim. Keşkülüm hazır. Bakın artık göz göz olmaya başladı. Epey de bir koyulaştı. Yaklaşık 10 dakikada böyle nişastasını falan kattıktan sonra orta ateşte karıştırarak pişirdim. Şimdi artık soğumadan kuplarıma pay edeceğim. Güzel de bir kıvamı oldu gerçekten. Keşküllerim hazır. Şu ilk kupuma 3 kepçe koymuştum ama 3 kepçe biraz fazla, yerken biz de bitiremeyiz. Sonra diğer kuplara 2'şer kepçe koydum ama şunu söyleyeyim. Çok hızlı bir şekilde koymanız gerekiyor. Çünkü hızlı koymazsanız üstleri bu şekilde olur. Ben tencerenin dibinde kalanları böyle azar azar üstlerine pay etmiştim. O yüzden onların görüntüleri öyle oldu ama olsun, en son zaten süsleyeceğim. O zaman bir şey kalmayacaktır. Vallahi bence gayet şık ve güzel oldular. Tadı da şöyle ucundan baktım, güzel. Zaten puding gibi. Pudingin böyle bademlisini düşünün. Benim çok hoşuma gitti. Soğuyunca eminim daha güzel olacaktır. Şimdi burada biraz bekleteceğim. Soğuduktan sonra da buzdolabıma kaldıracağım. Ondan sonra akşam yemeğinden sonra da süslemesini yapıp tadına bakarız inşallah. Bugün de akşam oldu arkadaşlar. Vallahi artık günler iyice kısaldı. Birden hava kararıyor zaten. Şimdi ben yemek telaşına girdim. Eşim çok aç değilim. Çok bir şey yemeyeceğim. Makarna yapsan yeter dedi. O yüzden makarnalarımı hatta koydum. Suyum kaynadı. Şu an haşlanıyorlar. Eşimin gelmesine de bir 10-15 dakika var. Şimdi ben geçen gün yoğurt mayalamıştım ya. İlk defa bugün sizinle birlikte. Şu ocaktan garip bir ses geliyor ya. Şöyle yapayım. Şurada zırt gitsin. Sizinle birlikte yoğurdumu açıyorum. Çok güzel tutmuşa benziyor. Bakın. Vallahi taş gibi tutmuş, harika olmuş gerçekten. Bu yoğurdumdan da çıkartacağım böyle yemeğimin yanına. Vallahi mis gibi ev yoğurdu. Bundan sonra her hafta böyle mayalayacağım inşallah. Artık hazır yoğurt almak gerçekten istemiyorum. Gördüğünüz gibi yoğurdum güzel tutmuş, sizi bu şekilde mayalayabilirsiniz. Bu kadar yoğurt bize yetecektir. Hemen ağzını kapatıp yoğurdumu dolabıma kaldırıyorum. Durum güncellemesi yapıyorum. Yemeği yedik ve markete gidip geldik. Çok acil gelişti. Daha böyle yemeğimin, bulaşıklarımı bile toplamadım.
Eşim akşam çalışacakmış. Benim bundan haberim yoktu. Yemeği yedik işte. Dedi ki ben gideceğim. Çalışacağım bu akşam dedi. Musa da dedi ki ya baba hani ben abur cubur bir şeyler istiyorum dedi. Bu aralar gerçekten çok abur cubur tüketiyor ama bir tek abur cubur değil, yemeği de yiyor maşallah. Bu aralar iştahı açık. Eşim de tamam o zaman birlikte inelim dedi. A101 çok yakın biliyorsunuz. A101'den aldık alacaklarımızı, sonra eşim işe gitti. Biz de evimize çıktık. Şimdi neler aldığımızı size şöyle kısaca bir göstereyim. Şunu da kenara alayım. Şunu göstereyim. Cici bebe aldık. Musa bebekken bile cici bebeği çok sevmezdi, çok yemezdi. Ama niyeyse bugünlerde bir cici bebe aşkı var. O yüzden eşim de böyle büyük bir paket aldı. Yeter ki ye dedi yani. Çünkü yemesi problemli bir çocuktu. Böyle yavaş yavaş geçiyor herhalde bu yeme problemlerimiz. O yüzden böyle büyük bir cici bebe aldık. Ondan sonra badem içi aldım. Hem seviyoruz hem de keşkülümü bununla süsleyeceğim. Ondan sonra böyle 4'lü paket negro aldık. Sonra Musa'nın yine vazgeçilmezi biskolata. Hiç doğru düzgün bir şey yok. Buradaki her şey abur cubur. Abur cuburdan başka bir şey almadık. Ondan sonra sarella aldık. Böyle yine 4'lü paket. Bunun fiyatı 7 lira, yani 7.95 mi öyle bir şeydi, 8'e yakın bir şeydi. Krak salmış Musa. Bir de şöyle peynirisini almış. Şunu Musa kendine 7 gün almıştı. Ben de Pepsi aldım. Şu benimkini biraz soğutacağım, ondan sonra da içeceğim. Ne kadar zararlı olduğunu da bilsek de yani işte yine de içiyoruz. Sonra biz krem aldık, yine büyük paket. Üçlü cipso aldık. Üçlü paket. Sonra şu kara o. Bu Negro'nun çakması. Ama güzel yani lezzeti. Gerçekten beğendik bunu. Geçen gün almıştık. Bugün bir daha aldık. Güzel. Kötü değil tadı. Ondan sonra yine Musa Bey'in pinguisi ve süt burgeri. Kinder Joy'u. Osmo Cornet'i. Ve bir de Ülker 9 kat tat aldık. Şimdi bunlar ne kadar tutmuş? Size bir de onu göstereyim. Bunlar tamı tamına 72 lira 70 kuruş tutmuş arkadaşlar. Böyle bir abur cubur alışveriş yaptık. O da bu kadar tuttu. Gördüğünüz gibi içinde işe yarar hiçbir şey yok. Ama malum çocuklu ev, biz de seviyoruz. O yüzden böyle sık sık abur cubur giriyor evimize. Mutfağımı da topladığıma göre artık keşküllerimi süsleyip tatlarına bakabiliriz. Aslında markette toz fıstık da aradım. Antep fıstığı ama maalesef ki yoktu. O yüzden böyle sadece bademle süsleyeceğim. Şöyle yeterli sanırım. Bence güzel oldular. Üzerlerine badem gelince de çok lezzetli göründüler. Şimdi hemen bir de birlikte kıvamına bakalım. Bir tane alıyorum. Bakın kıvamı, her şeyi gayet güzel oldu arkadaşlar. Tadı da çok güzel. Badem tadını alabiliyorsunuz.
Benim gerçekten hoşuma gitti. Yani eğer sütlü tatlıları seviyorsanız, hani sürekli aynı tarz yapmaktansa arada böyle değişiklik yapabilirsiniz. Bütün sütlü tatlılar birbirine benziyorlar zaten. Bu da bir değişik versiyonu. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Bence denemelisiniz. Şimdi ben bunu oğlumla birlikte yiyip bitiririm. Şimdi saat 11'e geliyor. Eşim de eve daha yeni geldi. Gelirken de bu internete sipariş verdiğim spotlar vardı. Onlar gelmiş. Onları da getirmiş. Şimdi onları sizinle birlikte açmak istiyorum. Aydınlatma Dünyası diye bir sayfadan aldık. Hatta eşim açıp bakmış. Güzelce böyle paketlemişler. İnşallah içinde bir sıkıntı yoktur. Ama daha diğer sipariş verdiğimiz şeyler gelmedi. O yüzden henüz yaptıramadık. Bir de ben mutfağımın ara tezgahında bu şey fayansları değiştireceğim. Onun için de bir usta arıyoruz ama ustalar hani iş az, öyle küçük işe gelmeyiz diye zorluk çıkartıyorlar. Onlara da bakıyoruz işte. Bakalım hayırlısı artık. Ay açamadım ya. Evet, şimdi çıkarttım. Şimdi şöyle göstereyim. Bu aldığım spot, taşlı spot. Bunu dış kapımın girişindeki asma tavana yaptıracağız. 4 tane aldık. Daha önce yaptıran komşularımız var. Nesrin de yaptırmıştı. Onun da 4 taneydi. 4 tane yeterli oluyor. Gerçi Ayşe abla var. İkinci katımızda oturan. O 6 tane yaptırmış. Ama onların spotları biraz değişik. Taşlı ama biraz değişikti. Ben bu modeli beğendim. Bu Jata'nın Berfin modeli. Şu aynı, şu gördüğünüz gibi. Şimdi bir de çıkartıp bakalım. Bu şeyini ilk defa göreceğim ben de, orijinal halini. Umarım yapıldığında da güzel durur. Böyle taşlı olması benim hoşuma gitti açıkçası. İnşallah dediğim gibi yapılınca da güzel durur arkadaşlar. Orijinali de bu şekilde bence gayet güzel. Bakın. Şu şekilde kenarları böyle taş. Şöyle ortası, bakın şu iç kısmı da taş. Şöyle dışı da. Ay bir şey düştü ama. Şu şekilde göstereyim. Şöyle duracak. Kenarları gözükecek yine. Bence çok şık. Yapılmışını da size gösteririm zaten. İşte bunlar beklemede kalacaklar. Diğer ürünler de geldiği zaman hepsini bir yapılıp bitecek. Aslında çok iş yok ama işte ürünlerin gelmesi biraz zaman alacak gibi. Çünkü Trendyol'dan falan da sipariş verdiğimiz ürün var. Halıları falan sermemiştim ya. Hallarımı falan sereyim diyorum. Elektrikçinin geldiği günde onların hepsini tekrardan toplar. Sonra tekrar sererim. Çünkü bu şekilde de artık çok zor olmaya başladı. Şimdi böyle sesimden anlamışsınızdır. Biraz modum düştü. Çünkü yine kısıtlamalar gelmeye başladı. Koronada bir artış var. Ama olsun, ne yapalım, sağlık olsun. Geçen yıl mesela sıkıldık da desek, of da desek, puf da desek bir şekilde geçirdik. Bu yılı da inşallah atlatırız. Sonra da aşılar tam bulunur. Her şey yoluna girer. Normal hayatımıza döneriz inşallah. Bunları da gösterdiğim vakitte epey oldu. Artık videomu burada kapatıyorum. Bir başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.